arkadaşlar. Bir de kazlarım halen yumurtlamadı diye şikayetler alıyorum. Ya yumurtlar arkadaşlar. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu arada bizim muzur ördek yine geldi. Heh. Zur. 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 Arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Bugün yaprakları topladık çünkü artık ağaçlar yapraklarını döktü. Ancak yakamadık daha, halen yanıyor. Ve bu arada arkadaşlar, ördeklerimden biri büyüyemiyor. Burada arada yatıyor, bakın görebiliyor musunuz? Hatta açayım. Aradaki farka bakın. Küçük kaldı. Bir de şuna bakın arkadaşlar. Bayağı bir fark var. Diğerleri ne oldu diye sorarsanız buradalar. Artık onlar büyüdükleri için gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz? Burada yatıyorlar artık. Aman. Artık burada yatıyorlar arkadaşlar. Bunun ledi niye açılmıyor ya? Neyse, ledi açamadım arkadaşlar. Bunların yuvası da burada. Artık burada kalıyor. Şurayı da kartonla hallettim. Ben de tabii oturdum. Yanlarında çay içiyorum arkadaşlar. Ana morozuma bakacağım. Horoz. Pörtükler de geldi. Peltek. Şuna. Bak, ayağıma dalıyor bu. Lan tam muzur bu ya. Aferin kızım. O da ısıracak. Muzur. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayvanlarımıza komşular sağ olsun marul verdiler. Marul yiyorlar bugün. Ben de çay içiyorum. Hava bugün güzel. Soğuk değil. Arkadaşlar, bir de kazlarım halen yumurtlamadı diye şikayetler alıyorum. Ya yumurtlar arkadaşlar. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Yani mesela tavuklarda şu dönem genel bir sorun var. Yumurtlamıyor. Yani yazdan bu yana bir problem olduğu söyleniyor. Bunların da böyle bir dinlenme modu var galiba. Ancak şunu belirteyim. Benim kazlarım yumurtaya devam ediyorlar halen. Hatta gruptan çıkmış kazım da gördüğünüz gibi şu an yemek yiyen. Ha şu. Onun artık poposunu görüyorsunuz. Bayağı bir şişti. Diğeri geçti tabii önüne. Yani yumurta yapmaya başladı arkadaşlar. Bu arada bizim muzur ördek yine geldi. Zur. Tam muzur bu. Lan ne oluyor be? Tabii tavukların da yerlerine giriyorlar. Biri tepeye çıkmış. Kızım, in oradan in. Hay muzur hay. Bunlar yerine girecek. Durum bu arkadaşlar, hayvanlarla alakalı. Tabii burada doğalgaz olmadığı için çok fazla kurum oluyor. Bu yüzden de hayvanlarım kararıyor. Kaz yumurtlaması ile alakalı tekrardan birkaç bilgi geçmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kazların yumurtlaması ile alakalı hani
Yani bir yumurta veriyor musunuz? Hani yumurta kabuğu. Kalsiyumlu yiyeceklerden işte vermek gerekiyor. Mesela bir sülük kabuğu bulursanız bunu atmayın. Alın o sülük kabuğunu. Ayağınızla parçalayın. O da kalsiyum görevi görüyor. Yani ben kazlarıma, ördeklerime sülük kabuğu doğal olarak, yani doğada olduğundan ondan vermeyi tercih ediyorum tabii. Yumurta da, yumurta kabuğu da aynı görevi görüyor ama olmadığı vakit sülük kabuğu çok iyi oluyor kazlar için. Yani ezallah, ezan bitsin arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar hayvanların bir turladılar, geri geldiler bu sürede. Bu arada ezan okunurken hayvanlarım arkadaşlar zikreder gibi bağırmaya başlıyorlar. Şimdi hayvanlarla zaten iç içe yaşamak daha bir güzel oluyor. Yani bu hayvanların da sahibine ve ortama her zaman bahsettiğim gibi uyum sağlamaları çok önemli. Etrafa uyum sağlarlarsa arkadaşlar emin olun çok iyi verim alırsınız. Ancak şu var işte benim ortamım gördüğünüz gibi hep toprak. Toprak olması da gayet normal. Hayvanlarım olmasa zaten burası hep yeşil oluyor. En ufak ot çıkmadı hemen yemeye başlıyorlar. Allah izin verirse bahara doğru çok da güzel bir şeyler yapacağım inşallah. Şimdi kış ayında evin arkasında pek bir şeyle uğraşılmıyor arkadaşlar. Çok sıkıyor anlayacağınız. Bir de soğuk oluyor. Her yer çamur, bataklıktan da geçilmiyor. O yüzden de hiçbir şey yapasım da gelmiyor işin aslı. Bir de iş girince araya bir de çalışıyorsun. O yüzden bayağı bir problem oluyor. Vakit bulamıyoruz işin aslı. Bu arada bıldırcınlarımı verdim arkadaşlar. Bıldırcınlarım gittiler. Bıldırcınları çünkü yumurta vermiyor. Ya boşuna zaman kaybı diye düşündüm. Ha, güzel oluyordu. Hani seviyordu, geliyordu ama bıldırcın biraz ne bileyim arkadaşlar işte vermek istedim. Adam da şimdi yalvardı. Ben de dayanamadım tabii. Bana ver dedi. Ben de alırsan hepsini al demiştim. Çünkü erkek de istiyor. Bir erkek kalmıştı. Tamamını vermiş oldum. Köy böyle arkadaşlar işte. Köyde yaşamanın en güzel tarafı bu. Burası köy değil ama köy gibi. Yani köy diyebiliriz. İlçe ama daha gelişememiş bir ilçe. Geldiler bizim huzurlar. Yani hayvansız köy bir işe yaramaz arkadaşlar. Öyle hani sırf süs için oturmak, etmek. Ne yapıyorsun? Beni ısırıyor ördeğe bak hele. Git kızım şunu kızım hadi döv şunu kızım. Beni ısırıyor. Kaz da peşinden gidiyor. Niye ısırıyorsun der gibi. Bana bak bana. Döverim seni ha. Huzur. Tam huzur bu ya. Hemen bana dürtüyor arkadaşlar. Şu an ayağımı sallıyorum. Şimdi kazır olmasın garanti gelirdi. Ayağımı salladığım zaman geliyor ördek. Baba, dişiye sarıyor dişiye. Dişiye sar diyor. Erkekler olmasın arkadaşlar. Ördek yavrusu. Yani pardon. Erkek ördek. Kesinlikle dişleri atlar. Dişilerden hiçbir şekilde korkmuyor. Aa, ondan korktu la. Aa, bundan korkmuyor. Bunlar korkuyor ondan. Bu iki dişi bu korkmuyor. Kafasını uzatmak yetiyormuş demek ki. Durum bu arkadaşlar işte. Karantinada 2 günlük yani hafta tatilinde sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Hayvanlarla uğraşmak da çok zevkli oluyor. Zaten gün içerisinde de ara ara mesela gelmek isteyenler oluyor. Böyle bir zaman geçiyor işte 2 gün. Yani en iyi hayvanlarıma yarıyor bu 2 gün. Çünkü sürekli onlarla ilgileniyorum. Bugün köpek girmiş arkadaşlar.
Ördeğin alarmıyla bakayım dedim. Kazlar zaten nasıl ben anlayamadım. Bir, yabancı bir cisim gelince yani canlı gelince bağırmaları lazım. Sessiz sessiz kaçıyorlar ama ördek kvak kvak kvak. Yani değişik bir alarm sesi veriyor arkadaşlar. Oradan niye değişik bir alarm yani değişik ses çıkarıyor bu ördek diye merak ettim. Baktım köpek girmiş. Yani anlayacağınız hayvanların artık her türlü dilinden artık anlıyorsunuz zamanla. Yani bu ses farklı diye biliyor diyebiliyorsunuz. O yüzden dilinden de anlayabiliyorsunuz tabii. Çok güzeller ya. Ben arkadaşlar ördeğe daha bir sardım ya. Ördek sanki daha böyle bir cezbediyor gibi geldi beni ya. Tamam kaz asi. Çok minnak ama ördek daha bir tatlı geldi ya. Şu güzellere bak sen şu güzellere. Güzelliğe bak. Bu arada hava da kararıyor arkadaşlar. Kamera yavaş yavaş görüntü kalitesini kaybediyor. Tripod aldım arkadaşlar da sırf hani izleyicilere daha iyi bir video hazırlamak için. Ancak aldım bir telefonun kamerası biraz cacık çıktı. Sağlık olsun. Daha iyi bir telefon alacağız tabii. Çünkü ayrıyetten de bir kamera almanın anlamı yok arkadaşlar. Zamanla inşallah olur. Bak bak nasıl bakıyor ya yavrum. Dikmiş böyle şaşkın şaşkın bakıyor bak. Pamuk gel yavrum. Gel kızım. Yem mi istiyorsunuz siz? Yem mi istiyorsunuz yavrum? Ben size yem getireyim. Bu arada havuza girmez oldular arkadaşlar bunlar. İlginç bir şekilde. Lan her insan gibi her şeyden sıkılıyor bunlar ya. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Bu arada götünden yumurta yatıyor arkadaşlar. Bu atıyor herhalde. Bir tane yumurta çıktı. Kanlı kanlı böyle kıpkırmızı bir yumurta çıktı arkadaşlar. Niye çıktı onunla ilgili de bilgi verirseniz. Kıpkırmızı yumurta çıktı. Hayvanda. Yani şeyde buldum. Kıpkırmızı bir yumurta. Dışarıda yakadım. Düzeldi. Yani beyazladı. Bu arada bunu söndürmem gerekiyor. Gece rüzgar çıkar Allah muhafaza. Yangın çıkarmayalım. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Hadi yuvaya gideceksiniz. Gel buraya yürü. Buraya gel. Yürü. Nereye gidiyorsunuz oraya? Gel. Gel. Çay içiyorum ben. Gel. Neyse arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar üzülmeyin o yumurta yapan, yapamayan hani sıkıntılar yaşayan arkadaşlarım için de. Zaman değil daha. Bırakın Mart'ta yumurtlasınlar, Şubat'ta yumurtlasınlar arkadaşlar. Emin olun daha iyi olacak. Daha iyi yavru çıkımı olur. Yani kışın hep evzeli, çok uğraştırıcı oluyor arkadaşlar. Bu yüzden bırakın zamanı bırakın. Ancak dediğim gibi yumurta kabuğu çok önemli. Yani kalsiyum çok önemli diyeyim ben buna. İsterseniz sularına damlatın kalsiyum ilaçlarından bir şeyler yapın. O şekilde de işlem yapabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle inşallah.